Diğer bir telefonumuz, evet, Kahramanmaraş'a gittik. Tabii yine yaramız, acımız tazelendi. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam hocam. Konya'ya selam olsun. Buyurun kardeşim. Hocam selamünaleyküm öncelikle. Burada annemle beraber izliyoruz sizin programınızı. Aleykümselam ve rahmetullah. Anneye selam. Annemin de çok selamlar. Var. Konya'ya gelmiştiniz geçen ay sanırım Doğru. Kazınanı'ya. Biz Doğru. Kazınanlıyız. Annemle orada görüşmüşsünüz. Annem sizin sohbetinize katıldı. İnşallah bir aksilik olmazsa 2 hafta sonra da sanıyorum yine oralarda olacağız. Selam sağ olun Evet. hocam. İnşallah hocam. Konya'da İnşallah olacağız. gelirseniz annem tekrardan gelir zaten. Annem uzun zamandır Kadınana sizi değil de izliyor. diğer ilçelere gitme programımız var. Şu anda netleşmedi. Bakalım. İnşallah gelirseniz hocam tekrardan nasip olursa yine görüşürüz İnşallah. inşallah. Buyurun. Buyurun. Hocam şimdi bizim malum şartlarda Türkiye'nin yaşadığı büyük bir üzüntü var. Bizim de akrabalarımız vardı depremzedelerin içerisinde. Ondan sonra evlerini kaybedenler var. Akrabalarımızı kaybettiğimiz oldu birkaç tane. Annem bir sürü şey okudu. Bir tane Kur'an hatmi var. 10 tane Yasin-i Şerifi var. 10 tane Tebarikesi var. 10 tane Ammesi var. 10 tane Haşr suresi var. 10 Maşallah. tane Allah Hücret kabul etsin. okumuş. Allah 10 kabul etsin. tane Fetih suresi var ve 20 bin tane tesbihatı var hocam. Allah Şimdi biz kabul etsin. bunları o zamandan bu zaman okuyoruz. Belki bu artmış da olabilir. Bir türlü bağlamak şey konuşamadık. Şimdi biz tamam biz kendimiz de bağışlıyoruz ama Tamam. şey olmuyor yani. Bir Duası yoluna gitmiyor mu bilmiyoruz. Bize de dahil ederseniz duanıza çok sevinirim. Yapılsın istiyorsunuz, öyle anladım. Evet. Evet hocam. Bugün imkan olursa yapacağım. Bugün olmazsa Perşembe, ama benim hemen peşimden bugün Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Urfa'da ateşe atılması vesaire, onları işleyip arkasından da dua ettim, bir vetere girecek. Bugün olmazsa da Perşembe duasını yaparız inşallah. Arkadaşlar kaydedin siz de Hatice Çalış ismini, Konya'dan Hatim ve Hatice Kılıç hocam. Kılıç mı? Ha Kılıç. Hatice Kılıç ismini kaydetsin arkadaşlarımız. Hocam İnşallah. şimdi ben size bir sorum daha var. Aktek sorum bu. Buyurun. Şimdi hocam ben sosyal medya bir sürü şeyi çok abartıyor zaten. Biraz önceki kardeşimiz de söyledi. Doğru. Ben böyle evde tek başıma oturuyordum. Biz de sallanıyoruz. Konya'da sallanıyor. Ara ara haftada bir sallanıyoruz tabii biz. Ben böyle sosyal medyada geziyordum. Bir tane enkazın altından bir şey çıkartmışlar. Defter çıkartmışlar. Geçmiş kaza namazlarım diye. Ben tesettürlüyüm çok şükür ama namazlarımı kılmıyordum. Onu görünce çok fazla etkilendim. Dedim oturayım ben de. Bütün namazlarımın hepsini hesaplayayım. Ben de kazalarımı kılayım dedim. Ben böyle araştırırken kaza namazlarımı bir tane video denk geldim. Videoda namazlarınızı, kaza namazlarınızı 6-6 kılabilirsiniz ama şöyle dedi. Mesela bütün sabah namazlarınızı 6'şer 6'şer kılabilirsiniz ama mesela sabah namazını kıldınız 6 rekat kıldınız. Öğle namazını kıldınız yine sabah namazının kazasını kılabilirsiniz. Sonra böyle 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 30 senelik diyelim ki dedi. Kaza namazlarının hepsini bu şekilde bitirebilirsiniz 5 sene içerisinde dediler. Yani anlatmak istedim şöyle. Sabah namazını kazasını kılıyorum ya. Sabah namazını kazasını sabah namazının arkasından 6 rekat kılıyorum. Öğle namazını kılıyorum. Öğle namazının arkasından 6 rekat sabah namazı kılıyorum. Doğru mu değil mi? Böyle yapmaya devam edeyim mi? Sadece sabahların kazasını mı yapıyorsun? Evet. Öğle namazları, ikindi namazları ne oluyor? Öğle namazlarını da diğer sene için kılacakmışız. Öyle öyle kılabilirsiniz dedim. Valla vaktimiz yetecek mi bilmiyorum tabii ki de ama böyle kılayım diye başladım ben. Annem de bağlanalım Mustafa Hoca'ya soralım. O ne derse ona göre yapalım dedi. Estağfurullah. Annem her zaman bunun arkasından dolayı. Ne, annemizi ver bakayım, ne diyor, o ne diyor? Vereyim bir saniye. Anacığım sen ne diyorsun, nasıl? Hocam selamünaleyküm. Bu kızınızın anlattığı kafanıza yatmadı herhalde. Hocam biraz kafama yattı da ben de şöyle kılıydım. Yani kılamadığımız zamanlarda biz de çalışıyorduk hocam. He. Önce hocam ölenlerimiz için Allah rahmet eylesin. Amin. Ben de hocam sen çok heyecanlıyız. Biz 3 sefer bağlandık sonra seni ulaşabildik. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben sen Nur Ertürk'le beraber yayın yapalı ben seni çok Oo, izledim. 15 sene önce. Esin'in de kadınınla geldiğinizde biz Konya'da otururuz. Ben gittim orada Esin'in evinden fotoğraf çektirdim. Ben sana çok selam sağladım. Seninle aslında eşimle orada konuşacağız. Seni hemen kaçırdılar. Burada nasipmiş.
Görüşemedik. Allah razı olsun. Gene resmine çok selam söyle hocam. Amin, baş üstüne. Ben namazı Necmettin Hoca'yı da çok, Necmettin Nursi Çalar ya, ben evet, onu da izliyorum. Allah razı olsun. Biz namazların arkasından kılıyordum ben. Yani sünnetini de kılıyorum, farzını da kılıyorum. Kızım da böyle söyleyince ben dedim annem şimdi bu ikisi karıştı. Ben Musa Hocam kışa bağlanalım. Tamam. Onu soralım. Şimdi namazı bilerek kazaya bırakmamız zaten doğru değil. Ama evet, elimizde olmayan sebeplerle kılamazsak, Resul Efendimiz'den gelen hadis-i şeriflerde diyor ki unutursanız, uyuyakalırsanız, uyandığınızda ya da hatırladığınızda namazları kılın diyor. Buradan kaza namazı olduğunu anlıyoruz. Yine Resul Efendimiz bir seferdeyken sabah namazında uyuyakalıyorlar orduyla yorgun oldukları için ve güneş doğduktan sonra bir müddet daha yürüyüp sonra sabah namazının o gün aynı gün olduğu için sünnetiyle beraber farzını kılıyorlar. Hendek Savaşı'nda da ikindiyi, akşamı, yatsıyı, yatsı da vaktinde ancak kılabiliyorlar. Bundan dolayı biz kaza namazı kılınır diyoruz. Kaza namazını nasıl kılacağız? Geçmiş borçlarımız fazlaysa onu en son kazaya kalmış sabah namazımı farzını diye ikişer ikişer sünnetleri kılmaya gerek yok. Geçmiş çünkü onlar. Geçmişte sünnetler, tesbihat bunlar kaza edilmez. Sünnetleri kılmadan sadece farzları kaza edebiliriz. Hanefi mezhebine göre o günün namazlarının sünnetlerini de terk etmeden kaza kılmamız doğru olur. Diyelim ki sabah namazından sonra kılmasak daha iyi olur. Sabah namazının farzından sonra başka bir namaz peygamberimiz kılmamış. Böyle bir örnek yok. Farzı selam verdikten sonra kalkıp tekrar bir namaz kılmak doğru değil. Ama sabah namazından önce ya da öğleden sonra, ikinden sonra kaza namazı kılınabilir kiraat vaktine kadar. Akşamdan, yatsıdan sonra gece istediğimiz vakit kaza namazı kılarız. Burada da her vaktin arkasından, sabah öncesinde olursa daha iyi olur. O vaktin farzından kılabildiğimiz gücümüz yettiğince kılarız. İlla 6 olması gerekmez. İşte 2-2-4 olabilir, 2-2-6 olabilir, 8 olabilir. Yani 8 günlük namazı, 8 günlük sabah namazını kılmış oluyoruz orada kazasını. Bu şekilde olabilir. Bu verilen hesap sizce bence doğru değil. Yani 2 sene sabah namazını kaza edin, 2 sene öğle namazını kaza edin gibi bir hesaplama, yanlış bir hesaplama. Öyle yapmak yerine her vakit içerisinde o kazaya kalmış namazlarımızdan da gücümüzün yettiğince kaza yapalım. Ya da akşam ya da gece müsait vakitte bir günlük namazı kazaya yapmak daha da mümkünse farzları, o daha kolay olur. Bu yolu tutalım. O tür internetteki hesaplara falan gitmeyin. Çünkü oradaki yazanı tanımıyorsunuz. Hoca mıdır, hacı mıdır, sahtekar mıdır, dolandırıcı mıdır, şey midir, cahil midir? Bilmiyorsunuz ki. Siz internette görün. İnternet diye bir alim yok. Yani orada yazan insanların durumu önemli. Dolayısıyla sormanız iyi oldu. Bu şekilde kaza edin. Her vakitin arkasında o vakti kaza etmeye çalışırsanız daha isabetli olur. Evet hocam. Var mı? Başka soru var mı? Hocam bir de benim ismim Senem. Bir Senem ismini pek sevmiyorlar. Hani niye tapıyor mu ne dediler? Ben ismimi değiştirebilir miyim? İsmin senin manası ne? Manası ne oluyor? Tapı mı dediler? Vallahi bir şey söylediler. İşte yarım hoca dinden ediyor ya insanı. Bak senin adını ben yazayım. Senin adını yazayım. Senin adın Senem değil mi? Senem. Senem demek Senamun Vezir ve tü Senamihi. Hadiste geçiyor. Peygamberimizin hadisinde geçiyor. Geçermiş koymuş şükür Allah. Zirve demek. Zirve. Ay hocam çok memnun oldum valla. Zirve sana demek. O put dedikleri Sanem. Sanem'in. O put satla yazılır. Senin ismin Arapça sinle yazılır. Biri Sanem put. Sanem konmaz doğru ama Senem zirve demek. Senem konur. Kezban da öyledir. Kezbanı da yanlış anlatıyorlar. Kedbanu Farsçadır. Kezban hanımefendi demektir.
Kezban'a yalancı diyorlar. Arapçada Kezban diye bir yalancı isim yok. Kezzebe, yükezzibu tekzib ya da kezzebe, yekzibu kizbun, yalan demek. Ama tükezziban, o fiil Arapça Rahman suresine geçen yalanlar mısınız? Oradaki tükezziban başka bir şey, kezban başka bir şey. Bunu bilmeyince uydurup uydurup söylüyorlar. İşte herkese de inanmayacaksın. İlim başka bir şey. Yani bu ilmi elde etmek için 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl Arapça okumanız gerekiyor. Kur'an okumanız gerekiyor. Tefsir hadis okumanız gerekiyor. Bunu okumayanlar, siz de geçmişini bilmiyorsanız, kafasına bir şey geçiriyorsa hoca zannediyorsunuz. Onu dinliyorsunuz, dinlemeyeceksin. Hocalık başka bir şey. Muskacılık başka bir şey. Alimlik başka bir şey. İmamlık başka, müftülük başka, müezzinlik başka. Bunların hepsi aynı değil ki. Yani bu ilmi de nereden aldığınıza dikkat edin. İlim dindir. Onu nereden aldığınıza dikkat edin diyor Abdullah İbni Mübarek. Onun için dikkat edeceğiz, araştıracağız. Allah'a emanet olun. Konya'ya selamlar. Sağlık, afiyet diliyorum. WhatsApp sorularıyla devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.